fünye yerleştirildi. Ve basınçla beraber çıkma. İşte burası da PKK'ların kullandığı evlerden birisi. Burası büyük operasyonun merkezi Cizre. Sokağa çıkma yasağının 25. gününde terör örgütüne ağır bir darbe vuruldu. PKK'lılar Yafes mahallesini adeta ele geçirmeye çalıştılar. Amaçları Yafes mahallesinden yola çıkarak Cizre'nin tüm sokaklarında, tüm mahallelerinde etkinlik sağlamaktı. Ancak bu kadar kuvvetli, bu kadar güçlü bir operasyonun yapılacağını belli ki düşünmemişlerdi. 1500'den fazla asker, 1000'den fazla özel harekat polisi burada PKK'lılarla birebir 24 saat boyunca çatışıyor. Şu anda çatışmaların devam ettiği sokaklara doğru ilerliyoruz. Yanımızda askerler olmaksızın buralarda yürümek bile imkansız. Hemen sokak başında tedbir alınıyor, güvenlik sağlanıyor. İşte görüyorsunuz barikatları. Bu barikatlarda tonlarca patlayıcı vardı. Hemen önünde büyük bir çukur var, suyla dolu. İşte o da buradaki patlayıcının boyutunu ortaya koyuyor. Hemen sol taraf, Bülent abi yukarıyı çekebilirsen. Yukarıda çuvalları görüyorsunuz. Orada bir kan asçı vardı. Keskin nişancısı PKK'nın. Burada açılan ateşte maalesef bir Mehmetçik şehit düşmüştü. Sokaklara döşenen bombalar, binalara gizlenen teröristler, güvenlik güçlerinin eli her an tetikte. Binaların üst katında hala risk söz konusu, o nedenle eğilerek ilerleyebiliyoruz. İşte şimdi görüyorsunuz şurada mazgal deniliyor bu deliklere. PKK'lılar o deliklerden keskin nişancı tüfekleriyle yaklaşan güvenlik güçlerine ateş açıyorlardı operasyonu yavaşlatmak için. Güvenlik güçleri için büyük tehlike yollara tuzaklanan bombalar. Yaklaşık 50 metre geride bir barikat var. O barikata tuzaklanmış bomba, işte bu örnek size yaşananları da gösteriyor. Kablosunu görüyorsunuz. 50 metre boyunca çekilmiş ve buradaki evlerden birinin içine gidiyor. PKK'lılar iki farklı kablo düzeneği kullanıyor imha edilmesini engellemek için. Birisi o tarafa gidiyor, diğeri de işte burada görüyorsunuz metrelerce kablo var. Ekipler işte önce bunları tespit ediyorlar, gittiği yeri tespit ediyorlar, ardından da imha ediyorlar. Yafes mahallesi adeta mayın tarlası gibi, her barikatın altında tuzaklanmış yüzlerce kilo patlayıcı var. Her sokak arası tek tek inceleniyor, her bahçede tuzaklanmış bomba ihtimalleri var. İşte bu nedenle şu anda bir el yapımı patlayıcıdan şüpheleniyor özel harekatçı askerler. Şimdi oraya doğru geçiyorlar. Güvenlik de alınmış durumda. Herhangi bir tacize karşı eller de tetikte, hazır bekleniyor. Hazırlık tamamlandı. Fünye yerleştirildi. Bomba uzmanı asker de oradan çıktı. Kontrollü bir şekilde patlatma yapılacak. Büyük bir gürültü ve basınçla beraber patlama gerçekleştirildi. Şimdi tekrar o noktaya gidiyorlar çünkü zaman zaman PKK'lılar bir bombanın yanına başka bir bomba daha yerleştiriyorlar. Bir el yapım patlayıcı daha tespit edildi. Görüyorsunuz hurda haline gelmiş bir araç var. Onun yanında hemen bir varil gözüküyor. O varilin içinde tamamen kuvvetlendirilmiş amonyum nitratla patlayıcı var. Şimdi kontrollü bir şekilde o bomba imha edilecek. Teröristler sadece yollara barikat kazmakla kalmadı. Yüksek tepelere de mevzi kazdı. PKK'lılar sokak aralarına burada da barikatlar kurdular. Ancak görüyorsunuz bir kamyonun yüksekliğini geçen barikatlar söz konusu. Burasıysa PKK'nın elle kazdığı bir mevzi. İşte bu noktada yaklaşan güvenlik kuvvetleriyle ateş açıyorlardı ve burayı tutmaya çalıştılar. Ancak başarılı olamadılar. Sadece taşlar, çuvallar değil, PKK'lılar Yafes mahallesinde milletin, vatandaşın kamyonlarını bile barikat olarak kullandılar. Çakır Söğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın başında olduğu operasyonlarda Yafes mahallesinde gizlendiği tahmin edilen 1000 teröristten 207'si öldürüldü. Geri kalanları ise kaçtı. Yafes mahallesi teröristlerden tamamen temizlendi. Kaydedilen görüntüler
çatışmaların nedenli şiddetli olduğunun kanıtıydı. PKK adeta Cizre'ye yığınak yaptı. Her binaya yerleştiler. Evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin evlerine el koydular adeta. Ve ancak günler süren çatışmalar sonrasında şu anda Cizre'nin büyük bölümü PKK'dan temizlendi. İşte burası da PKK'ların kullandığı evlerden birisi. Yataklardan anladığımız kadarıyla bir çocuk odasıydı. Ancak duvardaki büyük deliği görüyorsunuz. Binalardan geçiş için operasyonlar sırasında PKK'lar işte bu delikleri kullanarak diğer evlere geçiş yapıyorlardı. Şimdi hemen yanındaki evin içerisinde görüyorsunuz duvardaki delikten geçip girdik. Burası bir ailenin yatak odası aslında. Ancak görünen o ki yaklaşık bir aydır burada kimse yaşamıyor PKK'lar dışında.